eğer bir gelir elde edilirse bu kitaptan bunu burs olarak ya da işte kanserle savaşan insanlara, ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak istiyoruz. Edirne'de geçtiğimiz Ocak ayında biricik oğulları Cumhurdeniz Uysal'ı kaybeden Uysal ailesi acılarını Denizden Gelen Damlalar kitabıyla bir nebze de olsa azaltmaya çalışıyor. Tıp fakültesi öğrencisi Deniz henüz 20 yaşındaydı. 3 Ocak 2019'da yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek aramızdan ayrıldı. Biricik oğullarının hastanede tedavi süresince yaşadıklarını bir günlükte toplayan anne Aynur Uysal, Denizden Damlalar adını verdiği kitabında hastanede geçirdikleri zor günleri ve oğlunu anlatıyor. Ben günlüklerimi oğlum hastalığa yakalandıktan sonra tutmaya başladım. Oğlum iyileşecekti ve iyileştiğinde ona bir sürpriz yapmayı düşünüyordum bu günlüklerle. Bak oğlum diyecektim. İyileştiğini söyleyecektim ve bunları okuyacaktık birlikte. Ama olmadı. Olmadı. Ömrü yetmedi. Ve o ölünce de onu kaybettikten sonra da günlükleri tutmaya devam ettim. İçimdekilerini her şeyi herkesle paylaşmak çok zor. O nedenle de yazıya dökmeye başladım yine. Yine günlük tutmaya başladım. Oğlumla konuşuyordum yazarken. Öyle hissediyordum. Anne Uysal, yaklaşık 5 yıl önce yakalandığı meme kanserini yendiğinde bu kez oğlunun da kanser hastalığını yeneceğini düşünüyordu. Ancak tek çocukları Deniz kurtulamadı ve hayata veda etti. 2014 yılında meme kanserine yakalandım. Zor bir süreçti. Hatta bu ameliyat sürecimde ben oğlum duymasın diye herkesten gizledim. 5 yıl bir ilaç kullandım 5 yıl boyunca. İlacı oğlumu kaybettikten sonra o hapı tamamlandı yani o süreç ancak o zaman bitti. Keşke ben bir 5 yıl daha o ilacı kullansaydım da oğlumu kaybetmeseydim. Onun için de oğlum hastalığa yakalandığında hep yeneceğini düşünüyordum. Diyordum oğlum bak biz kanser savaşçılarıyız. Ben yendim, sen de yeneceksin diyordum. Öleceğini hiç aklıma getirmedim. Şimdi Uysal ailesinin tek tesellisi Edirne'de cadde ve çocuk parkında çocuklarının adının yaşayacak olması. Bunun için Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür ediyorlar. Belediye başkanımız var, Recep Gürkan. Onun destekleri, kitabımın arkasına Sayın Belediye Başkanımız da bir yazı yazmayı uygun gördü. Sabriye Cembalık hocamla birlikte bizleri onurlandırdı. Ve Şeref Bey'le de görüşmüş. Ben her türlü kitap konusunda desteği vereceğim diye kendisi de ifade etmiş. Tabii bize manevi olarak bunlar çok müthiş destekler. Anlatılması zor duygular. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor bu yardımları, bu destekleri, manevi destekleri veren insanlara teşekkür etmek için. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Anne Uysal, kitaptan elde edilecek geliri kanser hastalarına bağışlayacaklarını söylüyor. Eğer bir gelir elde edilirse bu kitaptan, bunu burs olarak ya da işte kanserle savaşan insanlara, ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak istiyoruz. Cumhurdeniz Uysal'ın babası Alparslan Uysal da oğlunun çok özel bir çocuk olduğunu anlattı. Deniz Cumhuriyet'in 75. yılında dünyaya geldi. Her gün on binlerce doğumun olduğu Türkiye'de o yıl kayıtlara, o gün kayıtlara giren tüm Türkiye'de sadece Yok, 137 kişi
vardı. Yani 137 Cumhuriyet'in 75. yılda yılında dünyaya gelen sadece 137 kişiydi ve Edirne'de tekti. Devlet Hastanesi'nde doğum oldu ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında saat sabah 10:18 geçe dünyaya geldi. O gün Devlet Hastanesi'nde bir Edirne'deki tek doğum oğlumundu. Çok özel bir insandı ve yaşasaydı Cumhuriyet'in 100. yılında tıp fakültesinden mezun olacaktı. Çok azimli bir insandı. Ottünüm çok dedi ki, ben dedi ilkokuldan beri bütün hayalim tıp fakültesini kazanmak ve doktor olmak dedi. Ben de doktor olmak dışında hiçbir şey dedi hayal etmedim ve istemiyorum dedi. Tek tercih olarak tıp fakültesini yazdı. Burası tuttu. Türkiye 9300'de. 9000'de.